Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galaxy S24 Ultra'ya birlikte göz atacağız. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor, bunu beraber görmüş olacağız. Öncelikle olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu gördüğünüz gibi gayet ince, biliyorsunuz zaten Samsung son birkaç yıldır amiral gemisi modellerinde bu kutuya geçti zaten. Hatta orta segment modellerde bile artık böyle ince bir kutunun geldiğini, kutudan şarj adaptörünün çıkmadığını sizlere söyleyebiliriz. Buna artık alıştık. Bu da Apple'ın bizlere bir mirası diyebilirim. Kutudan sadece kablo ve telefon çıkıyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey çıkmıyor zaten. İçi boş gördüğünüz gibi. Gelelim cihazımıza o zaman. Yani kutuda anlatacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar Galaxy S24 Ultra gördüğünüz gibi elimde. Tasarım anlamında aslında Selfie ile ayrılan böyle aman aman bir noktası yok. Yani Galaxy S23 Ultra ile S24 Ultra arasında tasarım anlamında bir fark var mı diye soracak olursanız, açıkçası ben öyle tasarım anlamında bir fark görmedim arkadaşlar. Buradaki en önemli tasarımsal fark aslında bu cihazda titanyumun kullanılmış olması. Titanyum şu açıdan önemli. Hem sağlam hem de hafif oluyor. Yani normalde sağlam bir telefon yapmak için ağır bir telefon yapmanız lazım ama titanyum alaşımları sayesinde sağlam bir telefon hafif olabiliyor. Burada şu var arkadaşlar. Bu telefonun sağlamlık testleri vesaire yayınlandı. Biliyorsunuz YouTube'da bu telefonla ilgili çeşitli sağlamlık testleri yaptılar. Ve iPhone'a göre daha sağlam olduğunu söyleyebiliriz kasa olarak. Bunu bir kere bir söyleyelim. Biliyorsunuz ikisi de titanyumdan yapılma. Ama özellikle 15 Pro Max'te sağlamlık açısından bazı problemlerin olduğunu biliyoruz. Titanyum olmasına rağmen. Fakat S24 Ultra'nın özellikle Apple iPhone 15 Pro Max'e kıyasla titanyum alaşımlı bazında daha sağlam olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Dediğim gibi tasarım anlamında değişen bir şey yok. Yine köşeli hatlarla karşımıza çıkan bir Ultra modeli söz konusu. Altta yine şöyle gördüğünüz gibi kalemimiz mevcut. Onun haricinde de hani tasarım anlamında bizlere cihaz herhangi bir yenilik sunmuyor arkadaşlar. Ele oturması normal. Hani büyüklük olarak evet bu bir Ultra model ve aslında Note modelinin mirasçısı olduğu için de büyük olması normal. Tek elle kullanımda biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi biraz kalıplı bir cihazdan bahsediyoruz burada. Onun haricinde hafifliği falan gayet güzel arkadaşlar. Hani baktığınız zaman kalıplı duruyor ama cihaz gerçekten hafif. Bu açıdan Samsung güzel bir işçilik çıkartmış diyebilirim sizlere. Şimdi gelelim telefonumuzun özelliklerine. Yani bu cihaz bizlere neler sunuyor? Elbette Samsung dediğimizde aklımıza gelen ilk şey güç oluyor arkadaşlar. Özellikle S serisi cihazlarda Samsung'un gücü biraz daha böyle üst seviyelere çıkarmak istediğini biliyoruz. Fakat burada Apple tarafında biliyorsunuz Apple büyük bir meydan okuma yaptı ve dedi ki ben bilgisayar oyunlarını, konsol oyunlarını dahi oynatabilecek bir telefon geliştirmedi. Hatta Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 6 Village ve Kojima imzası taşıyan Death Stranding oyunları bildiğiniz üzere iPhone 15 Pro ve Pro Max'te oynanabiliyor. Şimdi arkadaşlar peki S24 Ultra güç açısından nerede? Bildiğiniz gibi henüz bu cihaza çıkan özel bir oyun yok. Yani bu oyunu sadece S24 Ultra'da oynayacaksınız ya da S24 Plus'ta S24'te oynayacaksınız gibi bir reklam yapmadı Samsung. Bunun yerine yapay zeka ön plana çıkardı. Galaxy AI isimli bir yapay zeka uygulaması bulunuyor bu cihazda. Dahili olarak geliyor. Bununla ilgili bazı şeyler var. Onları birazdan açıklayacağım sizlere. Eski cihazlara gelir mi? Ücretli mi olacak? Ücretsiz mi olacak? Bu konuda çok fazla söylenti var. Bunları birazdan değineceğiz. Şimdi gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Teknik özelliklere değindikten sonra yapay zeka için özellikle bir parantez açacağım. Çünkü dediğim gibi aslında S24 serisinin öne çıkarılmak istenen özelliği yapay zekaydı. Malum şu aralar bilişim dünyasında da yapay zeka çok popüler bir yerde, trend bir yerde. Büyük devasa markalar Microsoft gibi, Amazon gibi, Apple gibi markalar yapay zeka için birbirleriyle yarışır hale geldiler arkadaşlar. O yüzden yapay zeka için ben ayrı bir parantez açacağım birazdan. Şimdi gelelim teknik özelliklere. Bu cihazda arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 8 Gen 3 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga setini arkadaşlar 12 GB RAM eşlik ediyor. Tabii ki bir sanal RAM gerçeği var biliyorsunuz. Dahili depolamanın bir kısmını RAM olarak kullanabiliyorsunuz. Ama 12 GB'lık bir cihazda buna gerek var mı? Bence yok. Ki hani arka planda birçok uygulama açsanız bile yeni açtığınız bir uygulamada donmadan, sıkıntı yapmadan çalışıyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Hatta DeX'e bağlasanız bile, DeX desteği tabii ki var bu cihazda. DeX'e bağlasanız bile herhangi bir donma kasma sıkıntısıyla karşılaşmıyorsunuz. Bu da bence önemli bir özellik. Oyun tarafında Yonga seti bize tüm oyunları oynamamıza imkan tanıyor.
Bu açıdan herhangi bir sıkıntı yok. Yani bugün Google Play Store'da yer alan en baba oyunu bile yükleseniz, ben mesela Call of Duty Mobile yükledim, test ettim, hani ısınma yapıyorum yapmıyorum diye, hiç cihazın umurunda değil arkadaşlar. Hiçbir ısınma yapmadı. Hani kılıfsız oynadığım halde şu şekilde cihazda hiçbir ısınma gerçekleşmedi. E tabi bu kadar güçlü bir cihazda, yani normal mobil oyunların artık ısınma yapmaması olağan karşılanabilir. Neden? Çünkü orta segmentteki cihazlar bile artık bu oyunları oynatıyor. Dediğim gibi Apple tarafında artık diyor ki biz konsol oyunlarını oynatıyoruz. Bıraktık artık mobil oyunları. Dolayısıyla Samsung S24 Ultra'nın da burada Google Play Store'daki en baba oyunlarda dahi donma kasma yapmadan çalışması bizleri şaşırtmadı. Şimdi dahili depolama tarafına arkadaşlar. Tabii ki farklı seçeneklerimiz var. 256, 512, işte 1 TB vesaire. 256 GB da günün sonunda hayli hayli yetiyor. Bunu sizlere söyleyebilirim. Tabii ya benim çok fazla dosyam var vesaire diyorsanız eğer, ben çok fazla fotoğraf video çekiyorum diyorsanız tabii ki de ne yapabilirsiniz? Bir üst versiyonunu satın alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi teknik özellikler kısmında bizi ilgilendiren bir diğer nokta ne? Tabii ki ekran. Burada arkadaşlar Samsung Dynamic LTPO AMOLED 2X ismini verdiği ekranını kullanmış. 120 Hz'lik bir ekran bu. HDR 10 Plus desteği de sunuyor bizlere. Ve bunun yanında maksimum parlaklığı da 2600 nits. Bu gerçekten çok göz alıcı bir parlaklık. Şunu söyleyebilirim sizlere. Ben bu telefonu gün ışığında falan kullanırken, yani güneş altında, güneş tepenizden vursun arkadaşlar, ekran o kadar parlak ki hiç umursamıyor güneş falan ve sizlere her şeyi en ince ayrıntısına kadar gösteriyor. Bu gerçekten çok önemli. Ekran tarafında karşımıza 1440x3120 piksellik bir çözünürlük değeri çıkıyor ve piksel derinliği ise 505 ppi. Bu gerçekten etkileyici bir değer arkadaşlar. Ekran Corning Gorilla Glass Armor ile korunmuş. Biliyorsunuz bu Corning Gorilla'nın en son ekran koruma teknolojisi. Çizilme testleri vesaire vardı. Orada da cihazın gerçekten çok başarılı sonuçlar elde ettiğini söyleyebilirim. Ben mesela kılıfsız kullandım bu telefonu ama gördüğünüz gibi üzerinde ne bir çizik ne başka bir şey var. Gerçekten sağlam bir cihaz yapmış Samsung. Bunu size net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi ekran tarafı bu şekildeydi. Peki kamera bizlere neler sunuyor? Dilerseniz şimdi kameraya geçelim. Şunu söyleyeyim sizlere. Kamerasıyla videolar çektik, fotoğraflar çektik. Bunları sizle elbette paylaşacağız. Ama ben bir de canlı kamera testi yapmak istiyorum sizlerin huzurlarında. Şöyle hemen ön kamerayı açtım. Ön kamerayı açtım arkadaşlar. Video moduna alıyorum. Ultra HD 60 FPS'te çekime başladım. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Galaxy S24 Ultra'dan duyuyorsunuz. Ben ekrandan gördüğüm kadarıyla gayet canlı bir video çekimi söz konusu. Zaten daha önce de video çekimleri vesaire yapmıştım. Telefonun kameraları benim memnun etmeyi başardı dürüst olmak gerekirse. Ön kamerayla da gerçekten güzel videolar, güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Çok fazla yakın tutmuyor sizi kamera. Yani bazı cihazlarda biliyorsunuz kamerayı açtığınızda şu şekil gözüküyorsunuz arkadaşlar. Ama S24 Ultra'da kolunuzu uzattığınızda gayet hani mesafeyi algılıyor ve sizleri orta mesafede gösteriyor. Yani ne uzak ne yakın. Bu açıdan başarılı olduğunu söyleyebilirim. Evet, kaydımızı durdurduk. Bir de sizler için arka kamerayla canlı bir test yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen kamerayı kendime doğru tutayım ve şöyle çekimi başlatayım. Evet, şu anda sesimi S24 Ultra'nın arka ana kamerasından duyuyorsunuz arkadaşlar. Telefonun görüntü kalitesi bu şekilde. Biraz şöyle sallayayım kamerayı. Hani titreteyim, hatta biraz şöyle titrek elle çekiyormuş gibi yapayım. Sarsıntı şey nasıl olacak bir bakın. Sonuçta OIS desteği var arkadaşlar bu kamerada. Dolayısıyla ben yaptığım diğer çekimlerde de mesela gayet başarılı buldum kamerayı. Kötü değil. Renk doğruluğu vesaire güzel, videolarda gayet güzel performanslar veriyor arkadaşlar. Diyeyim ve evet, şöyle video kaydımızı da durduralım. Full HD 30 FPS'te çektim arka kamerayla arkadaşlar. 4K'da çekim yapabiliyorsunuz. Bunu da hemen sizlere belirtmiş olayım. Hatta 4K'yı bırakın, 8K ve 30 FPS'te de görüntü kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki bize bunu sunan kamera ne gibi sayısal değerlere sahip? Bunları da sizlerle paylaşmış olalım arkadaşlar. Samsung arkada %4'lü bir kamera kurulumuna yer vermiş. Burada 200 megapiksellik f1.7 diyafram alanına sahip geniş açılı bir kameramız yer alıyor. Ona 50 megapiksellik f3.4 diyafram aralığına sahip bir periskop telefoto kamera eşlik ediyor ki bu kamera ile 5x optik zoom yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların yanında da
10 megapiksellik bir telefoto kameramız var ve 12 megapiksellik de ultra geniş açı kameramız bulunuyor. Bu geniş açı kamerasıyla da ne yapabiliyoruz? 120 derecelik geniş açılı fotoğraflar, videolar çekebiliyoruz arkadaşlar. Arka kamerayla 8K'da 30 fps, 4K'da ise 120 fps'e kadar çekimler, video çekimleri gerçekleştirebiliyoruz. Ön kamera ise arkadaşlar 4K 60 fps video kayıt özelliğine sahip. Bu cihaz arkadaşlar kutudan One UI 6.1 ile çıkıyor ve Android 14 ile geliyor. Zaten Samsung 3 yıl güncelleme sözü de verdiği için Android 15, 16, 17'yi alacağına kesin gözüyle bakabiliriz arkadaşlar. Son olarak değinmek istediğim konu ise cihazla ilgili olarak tabii ki batarya. 5000 mAh'lik bir bataryamız var arkadaşlar. 45 watt hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Tabii hızlı şarj adaptörünüzün olması lazım. Çünkü kutudan hızlı şarj adaptörü çıkmıyor ki bence bu büyük bir eksiklik. Şu da var. Özellikle Çinli üreticiler artık 120 wattlara geçmişken Samsung'un amiral gemisi modelinde bile 45 wattta diretmesi beni biraz üzüyor açıkçası. Bu cihazı şarja taktığınızda arkadaşlar yarım saat içerisinde %60 civarında bir şarj oluyor. Eğer 45 watt hızlı şarj adaptörünüz varsa bunu tekrardan altını çizerek sizlerle belirtmek istiyorum. Ters şarj, reverse şarj özelliği var arkadaşlar. Herhangi bir telefonu, saati ya da ne bileyim kablosuz kulaklığı cihazın arkasına koyarak şarj edebiliyorsunuz. Ama burada kılıf olmaması lazım. Kılıf olunca şarjda zorlanabilirsiniz. Burada da 4.5 wattlık bir şarj desteği söz konusu. Evet, telefonumuzun genel özellikleri bu şekilde. Peki S24 bizlere kullanım tarafında ne gibi artılar sunuyor? Tabii ki kalem arkadaşlar. Kalemi zaten şurada çektiğiniz anda hemen ekranda kalemin çekildiği belli oluyor ve sizlere hemen bir not uygulaması açıyor. Eğer bunu ayarlardan değiştirmezseniz arkadaşlar. Ayarlardan değiştirirseniz tabii ki açılmayacaktır bu. Direkt olarak ekran notu alabiliyorsunuz. Yani ekran fotoğrafı çekip onun üzerinde çeşitli notlar alabiliyorsunuz. Bu bence güzel bir özellik. Atıyorum bir tane web sitesi açtınız ve burada bazı notlar alacaksınız. Bu notları direkt olarak kalemi çekip o sayfanın ekran görüntüsünü alarak üzerinde çeşitli notlar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel bir özelliği var. Günün sonunda kalemi ne kadar kullanırsınız? Tabii bu sizin biraz işinizle alakalı ya da ne bileyim yaşam tarzınızla alakalı diyebilirim. Açıkçası ben çok fazla kullanmadım kalemi. Hani telefonu yaklaşık olarak 2 hafta falan test ettim ve hani 2 haftada kalemi kaç kere çıkardın diye soracak olursanız belki 1-2 defa çıkarmışımdır. Test için tabii ki çıkardım. Hani yazım performansına vesaire baktım, hassaslığına baktım falan ama onun haricinde böyle gündelik yaşamda kalem benim çok işime yaramadı açıkçası. Ama öğrenciyseniz falan derslerde not tutmak için de telefonunuzu kullanabilirsiniz. Bu gerçekten güzel bir senaryo. Hani yanınızda kalıp kalıp defterler taşımanıza gerek yok. Bir not defteri uygulaması var. Oradan derslere tek tek isim vererek arkadaşlar bütün notlarınızı bu telefon üzerine dökebilirsiniz. Şöyle bir güzellik var. Yapay zeka özelliği olduğu için telefonda direkt olarak bu notları dokümanlara çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta yapay zekanın bunu size okumasını falan sağlayabiliyorsunuz. Hatta ve hatta özetini de çıkarttırabiliyorsunuz. Bunlardan şimdi bahsedeceğiz. Evet, gelelim yapay zekaya. Biliyorsunuz bu cihaz tanıtılırken de hep Galaxy AI özelliği ön plana çıkartıldı. Peki bu Galaxy AI özelliği bizim ne işimize yarayacak? Hemen belirteyim arkadaşlar. Şöyle bir durum söz konusu. Örneğin bir fotoğraf çektiniz. Bu fotoğrafı direkt olarak düzenleyebiliyorsunuz. Yapay zeka sayesinde mesela bir fotoğraf çektiniz. Şöyle ben bir selfie çekeyim. Bunu detaylarda da koyacağım. Mesela selfie çekildim. Şimdi arkamda şu görmüş olduğunuz Darth Vader çıktı. Ben bunu yapay zeka ile basit bir şekilde fotoğraftan kaldırabiliyorum. Bu gerçekten önemli bir özellik. Mesela benim tam alnımın ortasında bir ben var. Ben bu beni yapay zeka ile basit bir şekilde ortadan kaldırabiliyorum. Yani bu anlık olarak fotoğraf düzenlemek için güzel bir özellik. Yapay zekayı sıkça kullanacağınız başka bir nokta özet çıkarma arkadaşlar. Herhangi bir dokümanı açtığınızda internetten bunun direkt olarak önemli yerlerini size özet olarak gösterebiliyor. Ben mesela bunu birkaç yerde denedim. Gerçekten de önemli yerleri alıyor. Hani böyle çok önemsiz noktaları almıyor. Mesela atıyorum bir savaş var değil mi? Atıyorum İstanbul'un fethi. İşte iki ordu karşı karşıya geldi. Şunu demiyor mesela. İşte kan gövdeyi götürüyordu. İnsanlar ortalarda bağırıyordu. Oradan seller yakıyordu. Oradan bilmem neler oluyordu. Bu değil. Ne diyor mesela? İşte iki ordu karşı karşıya geldi. Şu taraf kazandı. Şurada şu kadar asker vardı. Burada bu kadar asker vardı. Yani asıl önemli noktaları alarak sizlere bunları özet olarak sunmak istiyor, sunuyor. Genel olarak ben bu özetleme işini başarılı buldum arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç dokümanda farklı farklı denedim. Hadi acaba önemli yerleri atlıyor mu diye. Genel olarak atlamıyor. Yani başarılı. Bu noktada iyi. Anlık olarak sesli çeviri yapabiliyor. Bu güzel. Sayfanın anlık olarak çevirisini yapabiliyor. Bu da güzel. Ama güzel olmayan nokta şu, Türkçe desteği yok. Yani şu anda Türkçe desteği bulunmadığı için bu yapay zekanın bazı kısımları bizim için çok anlamlı değil. Neden? Çünkü bir sayfa açıyorsunuz, İngilizce atıyorum. Anlık olarak çevir diyorsun, Türkçe'yi desteklemiyor, çeviremiyor. Yani bu biraz eksi olabilir.
Ki önümüzdeki süreçte Türkçe dil desteğinin geleceğini biliyoruz. Türkçe dil desteği geldiğinde, Türkçe seslendirme vesaire geldiğinde yapay zeka özellikleri bizim için çok daha anlamlı olacaktır arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Videomuzu kapatmadan önce dediğim gibi bu telefonla çeşitli fotoğraflar ve videolar çektim. Şimdi sizleri bunlarla baş başa bırakayım. En azından normalde yani tamam 200 megapiksel ama nasıl bir fotoğraf çekiyor hep beraber görmüş olalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fotoğraf kalitesi kötü değil diye sormaktan çok iyi puanlar almadı ama günün sonunda baktığınızda hani renk doğruluğu falan bana çok kötü gelmedi. Genel olarak üst segmentteki telefonların kamerasıyla kıyasladığımızda evet S24 Ultra bir tık aşağıda kalıyor. Bunu dürüst olmak gerekirse söyleyebiliriz. Ama kötü değil. Yani nasıl diyelim? İyilerin arasında kötü. Öyle bir ifade. Yani şimdi kalkıp da siz bunu tabii ki orta segment bir cihaza karşılayamazsınız. 30-40 bin liralık, 50 bin liralık bir telefonla karşılayamazsınız arkadaşlar. Çünkü onların kamerasından çok daha başarılı bir kameraya sahip. Ben genel itibariyle zaten çektiği fotoğrafları falan beğendim. Hani kötü fotoğraflar çekmiyor, kötü videolar çekmiyor. Genel itibariyle hani bence alınır mı? Alınabilir. Zaten fiyatı da baktığınız zaman en büyük rakibi iPhone 15 Pro Max, ona göre gayet uygun arkadaşlar. 70 bin Türk Lirası gibi bir fiyatı var ki iPhone 15 Pro Max biliyorsunuz 256'lık modeli 82 bin 83 bin seviyesinden başlıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda S24 Ultra daha avantajlı görünüyor. En azından fazladan 12-13 bin TL vermemiş oluyoruz. Ama dediğim gibi güç tarafında Apple farklı bir reklam yaptı orada. Dedi ki benim telefonum konsol oyunlarını da çalıştırır. Eğer Samsung'dan böyle bir hamle gelirse tamam deriz. Ha, güç farkı yokmuş ama mevcut senaryoda şu anda iPhone 15 Pro ve Pro Max'in Galaxy S24 Ultra'dan bir tık daha güçlü göründüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizim S24 Ultra hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Eğer sizin de ekleyecekleriniz varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince yine sizlerin yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.